Şu andan itibaren hayatının şu zaman diliminde bu videoya denk geliyorsan unutma ki bu bir tesadüf değildir. Astral seyahat yapmaya çalıştığını ve yapamadığın için ya da eskiden yapsan bile şu an neden yapamadığını sorguladığın için bu video karşına çıkıyor. Biliyorum bu konular hakkında çok fazla okumuş ve araştırma yapmış olabilirsin. Ama atlanılan püf noktalar sizin astral seyahat deneyiminizi her zaman engelleyecektir. Az sonra söyleyeceklerim senin astrale çıkmanı fazlasıyla arttıracak ve buna inanamayacaksın. Ama ondan önce bilmeyenler için astral seyahat nedir ona bir göz atalım. Ruhun fiziksel bedenden ayrılarak gezinmesi, gözlemlenmesi ya da zamanın ötesine geçmesine astral seyahat denir. Astral seyahat yapan kişiler bilincinin bir kısmının ya da ruhunun bir kısmının bedeninden çıkmasına ve bedenine geri girmesi sırasında son derece farkındalıkları açıktır. Astral seyahat bir rüya değildir. Bazen lucid rüya ile karıştırılabilir. Lucid rüya denilen kavram rüyada olduğunun farkına varıp istediğin her şeyi yapma olgusuna denir. Ve lucid rüya esnasında gördüğün rüyasal mekan gerçek mekanla bir değildir. Lakin astral seyahat şu an bulunduğunuz zaman dilimine ve mekana bağlıdır. Astral seyahatin çok eskiye dayandığını söylemekte fayda var. Eski antik Mısır'da Mısırlı rahiplerin Ka adını verdikleri çoğu tapınakların duvar yazıtlarında ruhun bedenden ayrılmasını resmetmişlerdir. Aynı şekil antik Yunan'da Eleus tapınağında Plato, Klazomene, Herodot gibi filozofların yazılarında astral seyahat ile ilgili bilgilere rastlamak mümkündür. Astral seyahat insanların spiritüel bir yeteneğidir. Bunu herkes yapabilir. Peki ya herkes yapabiliyorsa sen neden denediğin halde olmuyor? Astral seyahate çıkan insanların çoğunun frekansı yüksektir ve genelde astral seyahate çok kolaylıkla çıkabilirler. Peki frekansımızı nasıl yükseltebiliriz? Frekans her şeydir. Düşünceniz, hayata bakış açınız, insanlar hakkında, hayvanlar hakkında, doğa hakkında düşündükleriniz, yargılarınız, mutluluklarınız, üzüntüleriniz ya da yardımlaşmalarınız ve daha fazlası bir frekanstır. Sizin astrale çıkmanız için gereken şey yüksek bir frekanstır. Gelin sizlere astral seyahate çıkaracak o püf noktaları sıralayalım. Gün içerisinde bulunduğunuz ortam negatif ve yorucu olabilir. Burada frekansınızı düşürebilecek her türlü durum altında olabilirsiniz. Her ne kadar günümüz insanlarına zor gelse de istemediğiniz ortamda yapılan istenmeyen eylemlere hoşgörülü yaklaşmak zorundayız. Sizlerin negatif tepkileri, sabrınızın taşması ve ardı arkası kesilmeyen negatif düşünceleriniz hayli bir enerjinizi ve frekansınızı düşürecektir. Bu da astrale çıkmanızı hayli bir engelleyecektir. Bu durumda yapabiliyorsanız daha sakin bir yerde olup negatif düşüncelerinizden, insanları kırabilecek eylemlerinizden ve sözlerinizden, başkaları hakkında ön yargılı konuşmalarınızdan uzaklaşmanız hatta tamamıyla bırakmanız gerekmektedir. Kendinizi başkalarından üstün veya alçak görmemelisiniz. Unutmayın, bizler bir ipe dizili boncuklar gibiyiz. Ne birimiz diğerinin üstünde ne de diğerimiz birinin altındadır. Gün içerisinde bu durumlardan kaçınmak ve tam tersine insanlara güzel sözler ve yardımlar, hayvanlara sevgi ve merhamet, doğaya saygı frekansınızı arttıracaktır. Bu da sizi astral seyahat yapma konusunda hayli bir ileriye taşıyacaktır. Meditasyon. Meditasyon yapmak sizlerin astrale çıkmak için hazırlanma sürecinizdir. Meditasyon yapmak frekansınızı arttırmakla beraber sizleri astral seyahat konusunda tecrübelendirir. Astral seyahat konusunda uzmanlaşmış çoğu kişi meditasyonsuz astrale çıkmanın anlamsız olduğunu hatta çok zor bir ihtimal olduğunu söylemişlerdir. Az önce bahsettiğim birinci kavram dahil olmak üzere meditasyonu gün içerisinde 5 veya 10 dakika yapmanız size fayda sağlayacak ve astrale çıkmanızı hayli bir kolaylaştıracaktır. Meditasyon esnasında dış seslerden rahatsızlık duyuyorsanız, yukarıdaki bildirimde çıkan linkten veya açıklamalar kısmındaki linkten meditasyon müziğini dinleyebilirsiniz. Meditasyon yapma konusunda çok fazla bir bilginiz ve güvenilir bir kaynağınız yoksa Discord adresimize gelerek orada mevcut olan meditasyon hakkındaki bilgiler kısmına göz atabilirsiniz.
Kendinize güvenmeli ve izin vermelisiniz. İnsan dualitesi inanç ve izin üzerine çalışır. Spiritüel konularda kendinize izin vermeli ve astrale öyle hazırlanmalısınız. Mesela örnek olarak astrale çıkmaya ve ruhumun astral boyuta geçmesine izin veriyorum diyebilirsiniz. Bu durumda özgür irade yasası gereğince size karşı gelinmeyecek ve astral seyahate rahatlıkla adım atabileceksiniz. Sizlere söylenen astralde ruhun hapsolması, orada sıkışmanız veya negatif varlıklar tarafından saldırılara uğramak gibi yalan bilgilere itimat etmemelisiniz. Unutmayın, korku olarak bahsedilen bu durumların sizlerin astrale çıkıp gerçekleri görmenizi engelleyen bireyler tarafından uydurulduğu ve sizleri bu durumdan mahrum bırakmak için bunu doğruymuş gibi üstelenmelerine kulak asmamalısınız. Siz Tanrı'nın özünden yaratılmış varlıklarsınız. Sizlere zarar verebilecekleri bir alem değildir. Sonuç olarak korku denilen kavramı bitirmeli, bu sizlere söylenen yalanlara itibar etmemelisiniz. Hayvansal ürün ve et sorunu. Bu durum aslında yaşadığımız ailevi durumlar içerisinde hayli bir zor olsa da etçil beslenmek astralin önündeki en büyük faktördür maalesef. Nedeni ise şu, videonun başında bahsettiğimiz her şey frekanstır cümlesini unutmayın. Yediğiniz hayvansal gıdaların önünüze gelene kadar ne tür negatifliklerden geçtiğini, korkular içerisinde kesildiklerini ve o korku anında korku enerjisinin o besinlere sindiğini ve bu yüzden korku frekansı içeren etleri veya besinleri tükettiğiniz için korktuğunuzu unutmayın. Korku düşük frekans demektir. Düşük frekans astrale çıkamamak demektir. Ayrıca korku frekansla etlerin tüketilmesinde edindiğiniz korku frekansının olması otomatikmen astrali engellemek demek. Unutmayın, kalbi ve yüzü olan hiçbir canlı yenilmez. Bu durum sizlere hem karmaya neden olur hem de düşük bir frekansa. Bu durum İslam dininde hüddam olarak bilinen kişiler tarafından da desteklenmektedir. Hüddamlar 40 gün 40 gece karanlık bir ortamda hayvansal ürünlerden uzak, ibadet halinde üçüncü gözlerini açmak için uğraşırlar. Bu durumda hayvansal ürün tüketmemelerinin sebebi ise hayvansal besinlerin üzerinde bulunan negatif frekansı yani enerjiyi kendi bedenlerine almak istememeleri üzerine tüketmemektedirler. Aynı durum 40 gün mağaralara çekilen ve orada sadece ibadet yapan peygamberler için de geçerlidir. Bu durumda negatif frekans enerjinizi düşürmeyecek ve astrale sizler de çok kolay bir şekilde çıkabileceksiniz. Bu söylediklerimden sonra astral seyahat deneyimlerinizde fazlasıyla başarılı olacaksınız. Bunları başarılı bir şekilde yaparken astral seyahat yaptığınız ortamı temiz tutmak, bulunduğunuz ortamın sessiz ve sakin olması gibi durumları da unutmamalısınız. Son olarak yapmanız gereken şey yatağa uzanmanız ve ruhunuzun bedeninizden çıkmasını betimlemek. Bu esnada oluşabilecek fiziksel tepkimelerden korkmayın, normaldir. Bunları denerken yanınızda sizlere destek olacak arkadaş, aile ferdi veya herhangi biriyle yapmanız sizlere pozitif enerji ve artı sağlayacaktır. Unutmayın, bu videonun karşınıza çıkması asla bir tesadüf değildi.